markette kota, arkadaşlarım da ekrana getirirlerse sokakta kuyruk derken neyi kastediyoruz? İstanbul'da ekmeğe bir ayda üçüncü kez zam gelince, 3,5 liraya çıkınca ekmek tabii vatandaşlar da halk ekmeğe akın etti. Çünkü halk ekmek 1 lira 25 kuruşa satılıyor. Zaten kuyruk oluşmuştu, şimdi o kuyruk uzadı. Halk ekmek büfelerinin önünde. Kuyruk vardı, uzadı, evet. Evet, 3,5 liraydı, 3,5 lira oldu. 1,25 halk ekmek, yani çok ciddi bir fark var arada. Sonra markete gidiyor vatandaş temel ihtiyaç maddelerini almak için, gıda ürünü. Aa, bir de ne görüyor? Bir adetle sınırlı almak istediği şey. Mesela ayçiçek yağı alacak bir adet alabiliyor. İşte un alacak bir adet alabiliyor. Bir sürü market uyguluyor bunu. Şimdi marketlerde de böyle bir tartışma. Marketlere gidiyorsunuz, birçok market şöyle bir açıklama yapıyormuş. Yani biz burada stokçuluk yaptığımız için değil bu durum. Biz başkalarına da satacak mal kalsın. Yani hepsini gelip 3-5 kişi almasın da arkasından gelenlere de satacak ürün kalsın. Onlar da bulabilsinler de yapıyoruz diyorlar. Neyse. Dolayısıyla geldiğimiz durum bu. Artık markette bile istediğimiz kadar ürünü istediğimiz sayıda alamayacak hale geldik. Bir de insanlar şeyle hareket ediyorlar. Bu pandeminin başında da böyleydi, hatırlarsınız. Bu tür zamanlarda kıtlık bilinci devreye giriyor. İnsanlar korkuyor ve paniğe kapılıyorlar. İnsanlar da stok yapıyorlar. Ne olacak şimdi? O zaman bunu yapan insan sıradan vatandaş da mı suçlu? Yani ne olur ne olmaz, ben bulamam. Kalabalığım, bir sürü boğaz bana bakıyor. 3 tane 5 tane alayım da koyayım, fiyatlar da alıp başına gidiyor dediğinde o zaman vatandaş da mı suçlu olacak yani? Bu hale geldik. O yüzden marketlerde işte şey yazmışlar. Birer adetle sınırlı. Birer adetle sınırlı. Şey, şimdi biraz önce örnek veriyordum. Sefer Levent ona da kızıyor. Diyor evet, ki ya söyleyeyim. Diyor ki kardeşim diyor, gidiyorsun diyor, vermiyorlar diyor. Halbuki malları var diyor. Kim marketler stokladığını, kim marketler toptancıyı suçluyor, kimisi tedarikçiyi suçluyor. Herkes birbirini suçluyor diyor. Tamam, bak şöyle diyor. Tamam, kur yükseldi, maliyetler arttı, fiyatlar tırmandı. Neyse, bedelini vatandaş olduğu ödüyoruz zaten diyor. Ama bir de bize yok demeyin diyor. Şimdi tamam, kur yükseldi, maliyetler arttı, fiyatlar uçtu. Bu kuru kim yükseltti? Veya kurun belli bir düzeyde oturmaması, belli bir dengeye gelmemesinin sorumlusu kim? Bir de ona dönmek lazım. Vatandaş, adam tabii ki marketçi diyecek ki paldır küldür verdim malına. Sonra ne yapacak? Doğru. O da şey veriyor. Bizler de ya gidiyoruz ayçiçek yağı, yarın kaç para olacağı belli olmayan bir ayçiçek yağını ya iki tane alayım diyorsun. Evet. Paran varsa iki tane alıyorsun. Aha. Parası olmayanlar zaten kuyruğa girmiş. Gidiyorsun, hakikaten çoğu hani insanların stok yapacak çok az insanın parası var kenarda. Tabii. Hani malını stok yapıyor. Çoğu insan zaten günlük yaşıyor işte. Başta söyledik, gidiyorsun üç tane iki tane soğan alıyor insanlar. Evet. Şeyi yarım kilonun üzerine... Alışveriş olmam. Bir kilo, vay ne kadar zengin adam diyor. Bir kilo domates aldı falan. Yani o hale gelmiş bir Türkiye'deyiz. Ve her geçen günde fakirleşen bir Türkiye'deyiz. İşte orada kırmızılar bizim fakirliğimizin şeyi, göstergesi yanıp yani. Sönen şey, yanıp sönen şey, ışıkları yani. Yandıkça renkleri. O bir kere biraz daha fakir, biraz daha fakirleş, biraz daha fakirleşiriz evet. Diyen bir işaret olur. Buna karşı öyle. Ankara'da bizim gibi böyle bakıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yani evet. Bu iş Eylül ayında kopardılar. Ya belki... Gitti tamam, konto 10 oldu dolar, 11 oldu. Ya biz ne yapıyoruz diyen yok. İyi yapıyoruz diyorlar. İşte 7 saat iş adamlarıyla toplantı yapıp 2,5 saat sunum yapmış Maliye Bakanı. Ya bu Maliye Bakanı zaten Berat Albay'la birlikte faizi indirerek enflasyonu indirecek teorisini yapmadılar mı? 2 sene önce bunu denediler. O teori oradan çıkamadılar, iflas ettiler. Maliye Bakanı da gitti. O dönemin Merkez Bankası Başkanı da gitti. Şimdi tekrar aynı şeye getiriyorlar. Evet. Madem Nebati Bey bu kadar başarılıydı da o politika niye devam etmediler? Evet. İndirdiler faizi. Enflasyon da inerdi. Kur da inseydi. Evet. Peki şimdi bu İbrahim Kahveci, sizin karardaki manşetinizden hareketle sokakta kuyruk, markette kotalı satış. Gıda konusunda bu yaşadığımız şey... Tam olarak ne? Yani açıkça bir gıda krizinin içinde miyiz, yoksa başında mıyız, girişinde miyiz? Buna ilave bir de ben otomobil konusunu da sormak istiyorum. Çünkü bu otomobil bayiinde, hatta bir otomobil bayi değil galiba, birden çok, sadece 3 araç tespit edilebilmiş. Siz de bugün otomobil sayfanızda en ucuzu bile 15 günde 30 bin lira zamlandı. Yani herhalde ekmek almaya koşar gibi, un almaya, pirinç almaya koşar gibi insanlar bu durumda araba almaya koşmuyorlar. Bu araba kıtlığı
Ya da bu ne? O başka bir şey mi yani? Onu başka türlü değerlendirmek mi lazım? Bir de bunu sormak istiyorum size. Şimdi araba kıtlığı başka bir şey. Bir tarafta ekmek kuyruğu, bir tarafta araba kuyruğu ülkenin ne kadar kötü yönetildiğinin tam bir göstergesidir. Yani bir tarafta yürüyor, bir taraf ise açlıkla boğuşuyor. Hı hı. Bunu şöyle izah edelim. Bir ülkede fiyatlandırılamayan durum söz konusuysa şu anda fiyatlandırma sorunu yaşıyor Türkiye. Yani bir herhangi bir ürünü fiyatlandıramıyorsunuz. İşte yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde %3, %5 fiyat oynama durumu oluşuyor. Hı hı. Peki ürün fiyatlandırılamayan ülkede yatırım olur mu? Yatırım hiç olmaz. Bakın çok net olarak söyleyelim. Türkiye şu anda mevcut yatırım başlamış, yani yarıda bırakamazsınız. Yarıda bırakamayacağınız yatırımlar devam ediyor. Devamında kimse yatırım beklemez. Bitti. İki, fiyatlandırma yapılamadığı için şu anda alel acele son çare olarak bazı ürün satışları falan oluyor. Bunun sonucunda da ekonomide ciddi bir stop yaşanma durumuyla karşı karşıyayız. Bunu da bekleyelim. Üçüncüsü, gıda kriziyle ilgili söyleyeceğim. Gıda krizi kapıda mı? Evet, gıda krizi kapıda. Ama bu yıl için değil. Asıl gelecek bu yıl için şu. Bu yıl için Veysel Ulusoy Hoca'yı takip edenler bilirler. Biz bu yıl bakliyat, yani hububat üretiminin ciddi sıkıntıda olduğunu, bu nedenle buna bir önlem alınması gerektiğini birçok ekonomist dile getiriyordu. Veysel Hoca bunu tabiri caizse biraz da üstlenmişti. Sürekli her gün bunu yazardı. Türkiye'de bir hububat krizi var bu yıl. Bu çok büyük bir kriz mi? Hayır. Önlenebilir, önlem alınabilir bir krizdi. Hmm. Ama maalesef önlem alınmadı. Onun için şu anda ekmek 3,5 lira. Mart ayını söyleyelim. Eğer bu ay ekmek 3,5 liraysa Şubat sonu Mart'ta ekmeğin kaç lira olacağını herkes hesaplasın. Bu serbest piyasaya bırakılmanın ötesine geçti. Kaç olur İbrahim Bey? Bugün işte 5 liradan aşağı olmaz. Mart ayında ekmek 5 liradan aşağıya olmaz. Hükümet önlem almazsa. Gıda krizi ne zaman olur onu söyleyelim. Şu anda gübre 4 kat, 5 kat, 6 kat fiyatlanmış. Değil mi? Evet. Çiftçi ekim yapmak için önce gübre atacak şu anda. Gübre atmak durumunda. Evet. Peki çiftçi gübre atabiliyor mu? Atamıyor. Birçok çiftçi atamıyor. Peki hükümet gübre konusunda çiftçiye yardımcı oluyor mu? Olmuyor. İbrahim Kahveci, Tarım Bakanı hiç de öyle düşünmüyor sizin gibi. Çok iyi izliyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde çok iyi alım politikasıyla çiftçiyi memnun etmişler. Öyle söylüyor. Zarar eden çiftçi yokmuş. Vallahi ben orayı anlayamıyorum. Evet. Ben orayı gerçekten anlayabilen birisi varsa gerçekten pembe izah tablo. Etsin. Şey işte İbrahim sizin Bey, o pembe gazete gibi oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlayamamış. Bu evet. Sistemde sarayda oturuyorsun, sana özel raporlar hazırlıyorlar, böyle pembe raporlar. Bak evet. Tarım Bakanı gidiyor diyor ki saraya, bak çiftçinin durumu çok iyi diyor. Her şey çok iyi diyor falan. Benim bir önerim var. Bu tür haberleri mesela Karar Gazetesi öyle yapmış. Bakanların gündemi pembe demiş. Altında işte hem Ulaştırma Bakanı hem Çevre Bakanı açıklamaları da var. Yani yaşadığımız şeylerin tamamen tersi açıklamalar. Mesela bunları şöyle bir pembe çerçeveye alabilirsin. Sadece bu kısım pembe yayınlanabilir. Güzel. Şimdi, ama evet, şunu buyurun. Söyleyelim bir cümleyle. Eğer bir an önce çiftçiye gübre konusunda destek verilmezse önümüzdeki yıl Türkiye çok ciddi bir gıda sorunuyla karşı karşıya kalır. Zaten biliyorsunuz biz sulama baraj kaynaklarını, sulama yatırımları yerine oraya buraya gereksiz yatırımlar yapıyoruz. İktisatta uğur emek diliyle söyleyeceğim. Her yatırım bir vazgeçiştir. Yani siz Konya Ovası projesi yerine Çanakkale Köprüsü'ne gidiyorsanız demek ki sulama, tarım az olacak. Demek ki ekmeği, yani Çanakkale Köprüsü'nün fiyatını nasıl ödüyor şu anda vatandaşların bir kısmı? Ekmeğe 3,5 lira fiyat vererek. Eğer Çanakkale yerine Konya Ovası projesi yapılsaydı bu yıl hububattaki bu kuraklık etkisi daha sınırlı olacaktı. Ve bu kadar sıkıntı çekmeyecektik. Önümüzdeki yıla yönelik bir an önce adım atılmalı, yoksa gıda krizi kapıya gelecek. Bu yıl değil ama önümüzdeki yıl. Gıda krizi gerçekten ciddi tehlike arz ediyor. Yani onun için şimdiden gübre desteği verilmek zorunda. Umarım Tarım Bakanı buna uyanır.
Umarım bu yayınlarımız vesile olur. Gübre konusunda şu anda çiftçiye acil, çok acil destek veya çiftçiye hani nakit desteği verilmek yerine şudur. Çiftçiye para verirsiniz, belki bu paranın bir kısmı başka yerde kullanılır. Gübre alımında fiyat indirerek, yani al gübreyi şu fiyat yerine bu kadar fiyat diye gübre alımına teşvik edilir. Gübre sayesinde teşvik verilir. Aksi takdirde gıda krizi gelecek. Evet, yani şu anda tam anlamıyla bir gıda krizi yaşanmıyor ama oraya doğru gidiyoruz. Yani ama bunu Tarım gidiyoruz. Bakanı kabul etmiyor tabii. Yok. Tarım Bakanı, ya şimdi bakıyorsun Pembe Tavlı, her bakan işte bütçede de gördük çıkıyor. Ne kadar başarılı olduklarını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde Türkiye'nin ne kadar ileri gittiğini, ne kadar iyi şeyler yapıldığını söylüyor. Mesela Çevre Bakanı demiş ki Boğaz'a özgürlük getireceğiz, gelecek nesillere armağan edeceğiz demiş. Evet. Kanal İstanbul'da yapıyoruz demiş. Hmm. Bundan kaçınamayız demiş. Herkes bakan bir şey söylüyor ve büyük projelerden bahsediyorlar. Büyük işler yapacaklarını söylüyorlar. Peki tamam, ben hepsinin dediklerini kabul ediyorum. Hepsi, bu dediklerin hepsi doğru ise ekonomide Kurtuluş Savaşı'nı niye başlattık? Madem bu kadar iyi gidiyordu Türkiye. Bu Kurtuluş Savaşı niye? bu doların bu hali niye? Bu doların bu hali niye? Euro'nun bu hali niye? Niye oldu? Başkaları mı yaptı? Biz şimdi oradaki bir tablo var ya, o tablo Türkiye'ye ait değil mi? Ya buradaki bakanlar söyledikleri doğru değil, ya da o tablo doğru diyor. Hangisi? Bir tanesi yanlış. İkisi de evet, Türkiye çok iyi gidiyorsa, çok kalkınmışsa, tarımda çok başarılıysa, çiftçi memnunsa, işçi memnunsa, öğrenci memnunsa, herkes memnunsa, o tablo ne? O zaman o yanlış. Ya bu yanlış ya bu yanlış. O zaman Kurtuluş Savaşı'nın niye oturdular da yeni ekonomik modele geçtik? Mevcut model. Ne gerek vardı? Hayır, mevcut modelden çok memnunuz diyorlar. Bunlar yeni bir şey değil ki. Eylül ayından sonra, hatta yeni modele geçtik de Kasım'ın sonuna doğru bize yeni ekonomik model olduğunu söylediler. Gizliden geçti Ankara. Ve yazıyorlar, keşke diyorlar bu iş adamlarıyla daha önce yapılsaydı toplantıda da onlara iyi anlatsaydık modelimizin ne demek o. Ya modelin ne demek olduğunu geçen seneden beri herkes senin yeni diye tuttuğun modeli Türkiye ikinci kere test ediyor. İkinci kere başı derde giriyor. Şimdi diyelim ki birisi gelecek, şöyle de olabilir 3 gün sonra, efendim çok kötüye gidiyoruz, durum kritik, ne yapacağız? İşte İbrahim Bey'in dediği gibi 1000 bas puan arttıralım faizi. Ancak dövizi böyle %25'e çıkardı. Diyelim faizler 25'e çıktı. 30'a çıktı. Ne oldu? 19 iken kur 8 liraydı dolar. Faizler 19'du. Sen bir anda bununla bir oynadın. Şimdi 25'e faizi çıkartırsan dengeleri alt üst ediyorsun. Yani her şey faizde yüksek olacak, kurda yüksek olacak, enflasyon da yüksek olacak. Kim Vatanı yaptı bunu? Vatanı iflas edeni ya, bunu nasıl yapan kişiye ödül verdi Türkiye'ye. Bakın, bakan yardımcısını bakan yaptık ya. Evet. Bu politikayı savunan kişiye, ya kardeşim senin bakan yardımcılığın döneminde siz bunu uyguladınız, yapamadınız derken Merkez Bankası'ndan şeyine hortum bağlayarak maliye ve kamu bankaları üzerinden piyasaya dolarları sattınız. Evet. Merkez Bankası'nın rezervini bitirdiniz diyeceğimize bu adama. Adamı Maliye Bakanı yapıldı ya. Bir de gitmiş orada bütçe görüşmelerinde İşte CHP grubuna, İYİ Parti grubuna 3-5 kişinin elini sıktı diye de alkışlanıyor. Bravo ya, ne kadar şey adam diyorlar. Herkesin elini sıktı. Ya çıkıp 125 milyar, 128 milyar doların hesabını versin ya. Niye, kaçtan sattılar, kime sattılar, niye sattılar? Ne amaçlı? Diyelim ki bütün iyi yolla sattılar. Faizi